Tabikün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Kadın Kolları İl Başkanım, Merkez İlçe Başkanım, değerli belediye meclis üyelerimiz, Gençlik Kolları Başkanım, İl Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız ve çok değerli basın mensuplarımız. Haftalık olağan basın toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık süreç içerisinde sizin de yakinen takip ettiğiniz gibi geçen hafta Salı günü Genel Başkan Yardımcımız, teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Karabük'te teşkilatlarımızda çalışmalarla ilgili hem bilgi aldı hem de bizimle birlikte bir çalışma toplantısı yaptık. Akabinde Karabük iliyle ilgili belediye başkan adayımızın Karabük halkımıza vaat ettiğimiz projelerle ilgili tanıtım medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal Bey'in katılımlarıyla proje tanıtımı yaptık. Geniş katılımlı. Yine Perşembe günü Tarım Orman Bakanımız Karabük ve Yenice'deydi. Onunla ilgili sizlerin huzurunuzda bakanımız gerekli ziyaretlerini yaptı ve müjdelerini verdi. Yine bunun dışında da seçim çalışmalarımız hem Karabük merkezde hem de ilçelerimizde devam etmektedir. Gayet de güzel bir şekilde çalışmalarımız devam etmekte. İnşallah 31 Mart akşamına kadar da son ana kadar da çalışmalarımız devam edecek. Ve inşallah da bu çalışmalarımızın meyvesini inşallah halkımız değerlendirip güzel bir neticeyle sonlandıracağız. Tabii burada hem bir haftalık değerlendirme hem de soru cevap şeklinde genel hususlara değineceğiz. Ben öncelikle vekilimize söz verip daha sonra belediye başkan adayımız hem genel hafta ile ilgili hem sizlerin sorularıyla ilgili gerekli konuları cevaplandıracak. Buyurun vekilim. Evet. Çok değerli il başkanım, hem milletvekili arkadaşım hem belediye başkan adayı arkadaşım, Merkez İlçe Başkanımız, il yönetimimizin değerli üyeleri, kadın ve gençlik kollarımızın çok değerli başkanları, çok değerli basın mensubu arkadaşlarım. Ben de hepinize hayırlı günler diliyorum. Günümüzün bereketli olmasını, hafta sonunuzun da güzel olmasını canı gönülden diliyorum. Seçim 31 Mart'ta ve süreç her gün bir takvimden gün eksilerek devam etmekte. Bu 30 günü, 29 günü Karabüklü hemşehrilerimiz adına en güzel şekilde değerlendirmek için hem bizlere düşen, siyasi partilere düşen, hem siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza düşen görevler var. 31 Mart'ta yapılacak seçimin devamında biz bir şeyi beğenmediğimizde şehrimizde birkaç ay sonra tekrar bir seçim asla yapamayız. Bir seçim dönemi 5 yılı gerektirmekte. Ve bir beş yıl da üzerine eklediğinizde 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl gibi böyle uzun aralıklarla devam ettiği için o şehre kazandırılacak yatırımlarla ilgili, hizmetlerle ilgili, projelerle ilgili, şehre yapılanlarla ya da yapılmayanlarla ilgili sorgulamalarımızı ya da açıklamalarımızı şehrimiz adına nefes aldığımız, yaşadığımız, doğduğumuz, sevdiğimiz şehrimiz adına doğruları doğru bir şekilde ortaya koymak zorundayız. Seçime yaklaşıldığı anda son 1-2 ay gibi ya da son virajda öncekiler sorgulanmadan, geçmiş sorgulanmadan o gün için sanki varmış gibi projelerin ya da söylemlerin güzel olduğu varsayılarak bir sandığa gitme olayının ötesine aslında bizim bu seçimleri taşımamız gerekir. Çünkü hem bizim adayımızın hem de Karabük'e hizmet etmiş kişilerin geçmişte yapmış oldukları projeleri, projelerin gerçekleşme oranı, projelerinin maliyet oranı ya da projelerinin gösterildiği gibi yapılabilme oranıyla alakalı mutlaka sorgulamaların yapılması gerekir. Karabük şehri Türkiye'de kit kuruluşlarının olduğu 3 şehirden bir tanesi. Her zaman ifade ettim. Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak diye. Bu şehirlerimiz bu kit kuruluşları nedeniyle süreç içerisinde büyüdüğü için böyle çok planlı, programlı, projeli, master planlı büyümüş şehirler değil. Gecekondu şeklinde, kerpiç, yığma, kargir dediğimiz ya da 2-3 katlı evler şeklinde. İşte yaşadığımız şehir gibi. Yani şöyle Öğrebeli tepesine çıktığımızda gerek Öğrebeli'nin, gerek Kurtuluş Mahallesi'nin, Esentepe'nin ya da Atatürk Mahallesi gibi, Yeni Mahalle gibi mahallelerimize baktığımızda bu çarpık yapılaşmamızı, sanayiyle iç içe olan kent durumumuzu
daha güzel görmek mümkündür. Tabii Karabük'te yapılacak olan hizmetler elbette önemli. Ama sağa sola kenar mahallelere yapılan hizmetlerle hizmetin bütünlüğünü sağlayabilmek çok da mümkün değil. Karabük şehrimiz çok daha hızlı şekilde yapılanmaya, master planlara, sanayiyle kentin ayrıştırıldığı bir gelecek planları koyarak, tabii ki kimsenin işine gücüne zarar vermeden şehir planımızın oluşturulması gerektiği bir durumdadır aslında Karabük. Karabük 78 plakaya sahip olmuş bir isimde ildir ama görüntü anlamında şehir merkezi 500 metrelik bir caddeye sıkışmış da bir kenttir ayrıca. Şehrimizin bu anlamda çevre illerimize baktığımız gibi, her zaman da örnek veriyorum, Bolu ve Kastamonu'ya birlikte gidip baktığımızda, incelediğimizde, gördüğümüzde bu şehirlerimizin çok daha Karabük'ten şehirleşme anlamında ileri olduğunu, kent merkezlerinin çok daha farklı olduğunu, parklarıyla, bahçeleriyle, ağaç altlarıyla, sokaklarıyla bizden fersah fersah olmasa da ona yakın bir şekilde ileri olduğunu görmek mümkündür. Bizim Karabük kenti olarak ya da Karabük ili olarak yaşayan insanları olarak bu anlamda şehrimize sahip çıkıp şehrimize çok daha hızlı, emin adımlarla daha hızlı yol aldırabilecek bir sisteme şehrimizi getirmemiz ya da sokturmamız gerekliliği, borcu hem biz siyasi partilerin hem siz değerli basın mensuplarımızın, yani şehri bilen insanların bir borcudur aslında. Biz şehirdeki siyasetçilerimizi ya da insanlarımızı kısır döngü içerisine sokmak yerine hep birlikte şehrimize neler katabiliriz'in mücadelesini birlikte vermek zorunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Karabük bu anlamda geri kalmış, eksik kalmış hizmetlerini belediyecilik anlamında tamamlayabilir. Bunun fırsatını ya da yolunu açmak hem bizlerin hem siz değerli basın mensuplarımızın görevidir. Karabük devlet yatırımları anlamında her zaman ifade ettiğim gibi alması gereken yatırımları, devletin bizzat yapması gereken yatırımları, hastane gibi, üniversite gibi, doğalgaz gibi, enerji hatları gibi, kamu binaları gibi birçok alanda yapılması gereken hizmetleri Karabük'e elbette yapmıştır. Ama bazı hizmetlerin bir şehre gelebilmesi için her zaman ifade ettiğim gibi yine devlet eli dediğimiz, yani iktidarla beraber yürüyen bir iktidar belediyesinin, belediye başkanının iktidarın gücünü Karabük'e daha fazla çevirebilmesiyle alakalı aslında bir durum da ortadadır. Bu anlamda bazı bakanlıklarımızın Karabük'e yapabileceği hizmetleri kolaylaştırmak, hızlandırmak, Karabük'e yatırımları kanalize etmek belediye başkanında ayrıca bir hüneri olacaktır. Bu anlamda AK Parti belediyeciliği anlamında Burhanettin Uysal kardeşimizin iktidarın gücünü ya da devlet eli dediğimiz yatırımların, devlet yatırımlarının Karabük'te daha fazla gelmesi ve hızlandırılması ile ilgili başarı hikayesi elbette üniversite rektörlüğü döneminde kanıtlanmış durumdadır. Hani aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu anlamdaki mücadeleci yapısı, kararlı yapısı, kamu kurumları karşısında kamuyu temsil edebilme durumu, kişiliği, işte mesleği, yani tamamını ortaya koyduğumuzda Karabük İktidar Belediyesi ile buluştuğunda Burhanettin Bey kardeşimizle birlikte belki %100 diğer şehirlere göre hızlı bir şekilde kapatamayabiliriz ama çok hızlı yol alabiliriz. Geniş master planlarımızla birlikte Karabük şehrimizi parkıyla, bahçesiyle, ağacıyla, hani böceğiyle dediğimiz daha yaşanabilir bir şekle, sisteme, daha kent görünümüne, yani il görünümüne sokabilme fırsatını tekrar yakalayabiliriz. Elbette her belediye başkanı elinden geleni mutlaka yapmak için gayret ediyor olabilir. O gayret içerisinde olması da gerekir ama sadece belediyenin imkanlarıyla bir şehire hizmet etmek asla yeterli olmayabilir. Devlet hizmetlerinin ya da devlet imkanlarının da o şehirde mutlaka kullanılması gerekir. Şehrimizin de buna ihtiyacı vardır. Merkeziyle ya da mahalleleriyle ya da yoluyla master planlarının ortaya konulup bunların da adım adım yapılarak Karabük şehrinin de il görünüm görüntüsüne kazandırılması
Her zaman şikayet ettiğimiz gibi işte Karabük merkezde duran yok, oturan yok. İşte akşam 6-8 olunca cadde sokak boşalıyor. Bunların da nedenleri var. Bunların da ortadan kaldırılabilmesi için de master planlara ihtiyaç var. İnşallah 31 Mart'ta Karabüklü hemşerilerimiz hem bizlerin projelerini açıklaması ya da projelerini ortaya koyarak Karabük adına hem siz değerli basın mensuplarımızın diğer belediye başkan adayı arkadaşlarımızla birlikte bu projelerin yapılabilirliğini, projelerin durumunu halkımıza çok daha güzel, şeffaf bir şekilde göstermenizle birlikte şehrimize katkı verebileceğimizi, kolektif bir şekilde çalışabileceğimizi de ayrıca düşünüyorum. Tekrar seçimlerimizin, 31 Mart seçimlerinin hem şehrimize hem ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bugün buraya katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Değerli il başkanım, değerli milletvekili arkadaşım, belediye meclis üyelerimiz, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanımız, değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Basın toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Tabii sizlerle uzun zamandır basın toplantıları gerçekleştiriyoruz. Proje tanıtımları gerçekleştiriyoruz. Sahada yapmış olduğumuz çalışmalar sizler aracılığıyla halkımıza duyuruluyor. Artık 29 gün gibi artık sayılı bir gün kaldı. Bundan sonra bu toplantılarımızı daha da sıklaştıracağız. AK Parti belediye başkan adayı olarak projelerimizi daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Sizler aracılığıyla da Karabük halkına bunun yansıması, iletimi sağlanmış olacaktır. 27 Şubat 2019 tarihinde Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal'ın da katılımıyla bir proje tanıtımı gerçekleştirdik. Ve gerçekten projelerimizi ilk kez duyan kendi arkadaşlarımız bile çok heyecanlandı. Bu projelerin bu şehirde tutacağını, toplumun beklentisi olduğunu söylediler. Gerçekten sosyal medyada çok hızla yayılıyor ve projelerimiz gerçekten bir teveccüh görüyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Bu projeler çala kalem yazılmış bir proje değil. Bunların çok geçmişi olan bir çalışmadır. Her ne kadar şahsıma atanmış belediye başkanı deniyorsa da, yani oradaki kastettiği bu atanmış belediye başkanı, Karabük'le ilgili hiçbir hayali, iddiası, ideali yok. İşte bunu aday gösterdiler. Bu ne yapacağını bilmiyor. İşte aklına geldikçe proje hazırlanıyor. Hayır, bunların hiçbiri öyle değil. Burhanettin Uysal'ı, Karabük halkı ve AK Parti yönetimi ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Karabük'e adanmış şahsiyet olarak bilirler. Bu düzeltmeyi de yapmak istiyorum. Açıklamış olduğumuz projelerin çoğu Rafet Bey'in belediye başkanlığı öncesinde başlamış olan projelerdir. Bunlar nasıl çala kalem yapılmış projeler oluyor? Bunu da sizin takdirlerinize bırakıyorum. Bir araç çayının ıslah projesi rektörlüğüm döneminde başlamış. Sizlerin büyük bir kısmını, Metin Bey, Ali Bey, sizlerin büyük bir kısmını araç çayının önünü kesip orada botlarla gezdirmedik mi? Yıllarca kano yarışmalarını birlikte yapmadık mı? Bak, hepiniz evet diyorsunuz. O zaman bu çala kalem hazırlanmış projeler olur mu? Rektörlüğümüzdeki Karabük hayali, Karabük ideali, Karabük iddiası milletvekilliğimiz döneminde de devam etti. Araççay'ın ıslah ve rekreasyon projelerini tamamlattık. 27 Şubat'ta halka arz ettik. 28 Şubat'ta Tarım Orman Bakanımız geldi ve sizlerin huzurunda ne dedi? Hocamız başkan olduğunda bu projelerin tamamını yapacağız dedi. Bunlar bir belediye başkanının belediye bütçesiyle yapılacak olan projeler değil. İkincisi, paran olmuş olsa bile bu projeler
devletin tek elinde olan, devlet su işlerinin elinde olan proje. Devlet su işleri sana müsaade etmediği müddetçe bunları gerçekleştirme şansın yok. Bizden önce de belediye başkanımız bu projeleri çizdi. Çok güzel animasyonlar yaptı. İzlediğiniz zaman çok mutlu oluyorsunuz. Bu şehrimize gelirse şehrimizin ekmeğe aşı büyür, huzuru artar, rekabet gücü artar dedik. Ama sadece bir seçimlik dönemde oldu. Seçim bittikten sonra, yani belediyenin sayfasında da var, sizin haber kanallarınızda da var. Çin'den uzmanlar geldi. Bugün yapılıyor, yarın yapılıyor. Ama 2019 seçimleri geldiği zaman bu proje hiç gündeme bile alınmıyor. İsmi bile zikredilmiyor. Atanmış belediye başkanının böyle hayalleri, idealleri olur mu? Biz bir şeyin ucundan tuttuysak ya o kolumuz kopar ya da o iş kopar. Şimdiye kadar bu kol kopmadığına göre, burada durduğuna göre, gövdeye bitişik durduğuna göre demek ki Burhanettin Uysal şimdiye kadar tuttuğu bütün işleri koparmış. İnşallah milletvekilliği dönemimizde hazırlatmış olduğumuz o güzelim projeyi Karabük halkına hediye edeceğiz. Belediye başkanı olarak da üzerime düşen görevleri yapacağız. Ben belediye bütçesinden oraya buraya para aktarılmasına da karşıyım. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yapması gereken işi ben yaparım diyerek yola çıkmam. Niye çıkmam? Eğer benim kasamda bir para varsa, eğer onu devlete yaptırabiliyorsam benim önceliğim devlete yaptırmak olur. Kasamdaki parayla da sosyal belediyeciliği inşa ederim. Ama şehrimizin az kenar semtlerine gittiğimiz zaman ne yolu var, ne kaldırımı var, ne sokağı var, ne tabelası var, ne trafik işareti var. Yani çok geri kalmış bir şehiriz. Devletin yapacağını ben yapacağım demek bu belediyenin ekonomik gücünün çok üstündedir. Bir de mevcut belediye başkanı diyor ki bu belediyenin borcu yok. Bunu defalarca sizler huzurunda da görüştük. Ama ısrarla hala diyor ki bu belediyenin borcu yok. Bu belediyenin borcu olsa kasasında 21 milyon lira olmaz. Sen diyor profesörlüğün bu işi anlamaya uygun değil. Üniversiteden iktisat, işletme, maliye ve aynı zamanda hukuk profesörlerini de getir. Onu sana izah edeyim diyor. Daha sonra da olayı çok daha basitleştirdi ve dedi ki hocam dedi ben köylü çocuğum. Ben sana bunu yumurta hesabıyla arz edeyim. Sabah kümese gittin. Kümeste yumurta yok. Gittin komşuya bir tane yumurta aldın. Akşam oldu. Baktın ki kümeste 5 tane yumurta var. Bunun bir tanesini komşuya götürdün. Elinde diyor senin kaç yumurta var? 4 yumurta. Tebrik ediyorum değerli başkanım. Ben bunu bir türlü çözemedim. Ben de olayı şöyle çözüyorum. Ben de şöyle anlıyorum. Sabah kümese gittin. Kümeste yumurta yok. Komşuya gittin. Senin ihtiyacın bir yumurta değil. 5 yumurta. Gittin 5 tane yumurtayı ödünç aldın. Ödünç aldın. Akşam bir baktın ki senin tavuklar yumurtlamamış. Sadece 1 yumurta var. Boynunu eğdin. Komşuya gittin. Özür dilerim komşum. Yumurtayı geri getiremedim. Bizim tavuklar çalışmamış. 1 yumurtayı geri verdin. 4 tane yumurta borcum var. O da dedi ki ben yumurtamı isterim. Faiz işletirim. Ve hemen faiz işletmeye başladı. İlerleyen günlerde yumurtayı da ödeyemediğin için senin komşu senin kümese ipotek koydurdu. Yani yumurta hesabı ancak böyle cevaplandırır. Gerçek manada belediyenin borcu yok var mı yok mu? İzzettin abimiz AK Parti meclis üyemiz aynı zamanda da yıl sonu kesin hesaplarını yapan hesap tetkik komisyonu başkanı. Yani ikinci başkanı olup İzzettin Çelik abimiz kısa bir giriş yapsın. Bu yumurta hesabını da artık ortadan çıkaralım. İşin uzmanı. Kendisi maliye müşavir, belediye meclis üyesi,
Hesap Tetkik Komisyonu ikinci başkanı, belediyenin bütün hesaplarını imzalayan ve sonuca bağlayan kişi. İzzettin abi bir giriş yapsın, sonra ben tekrar devam edeceğim. Buyurun İzzettin abi. Teşekkür ederim. Ben protokolü biraz kısa tutmak istiyorum. Lütfen. Sayın Başkanım, değerli hocam, sayın Hazur'un hepinize saygıyla hürmetle selamlıyorum. Şimdi bir seçim arifesinin içerisindeyiz. Bazen istemeyerek insanlar hata yapabilir. Hepimiz de hata yapabiliriz. İnsanoğlunun Cenab-ı Hak hatayı açık yaratmış. Ne yapalım? Ama biz hesap tetkik komisyonu olarak, hesap tetkik komisyonu nasıl oluşur? Hesap tetkik komisyonu bir yıl bittikten sonra meclis üyeleri içerisinden bir yıllık hesapların kayıtlara doğru geçirilip geçirilmediğini inceleyen bir komisyondur. Tabii bunu bilmek için, bunu yapmak için de biraz ihtisas sahibi olmak lazım. İşte biz burada hem o günün şimdi de hala da devam eden AK Parti'nin üyelerinden iki kişi, MHP'li arkadaşlarımızdan da üç kişi olmak üzere bir heyet kurulur. Tabii bu heyetin içerisinde bu tetkik hesapları bilen MHP'den bir arkadaşımız, ismini siz artık bulursunuz, bilirsiniz. AK Parti'de de beğendim. Yani bu hesapları biz birlikte çıkardık ve arkasını imzaladık. Hoş, bunun arkasındaki keşke imzayı da, isimleri de şunun arkasına da fotokopisini alsalardı daha iyi olurdu. Değerli arkadaşlar, 31.12.2017 tarihi itibariyle ben size bilgi vereceğim. Çünkü şu anda 2018 bitti, 19'a girdik. Buna rağmen 18'in hesapları sonuçlanmadığı için 18'le ilgili size herhangi bir bilgi verme şansımız yok. Vereceğimiz rakamlar 2017'nin son rakamları ama kati rakamları. Bunun arkasında 5 arkadaşımızın da bizler de dahil imzası var. Şimdi sen şöyle bir bakalım hesaplara, borç var mı yok mu? Karabük Belediyesi borç listesi 31.12.2017 tarih itibariyle. Burada da öyle yazıyor. Arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalem, 5 kalem toplamlar detay da var. Onları da söyleyebilirim. Borç alacak kısmını ben size söylemiyorum. Alacağı yok, borçlar sadece. Değerli arkadaşlar, bakın hizmet binası denmiş. Baktı çıktı, köprü, asfalt, AVM, asfalt, otoparkın borcu 25.484.579 lira. Bu borcun 25.484.579 lira. Bu borcun demiş, karşısında bitiş tarihleri yazılmış bakın. Demiş ki hizmet binası 1.4.2022'de bitecek. Borcumuzu o zaman ödeyeceğiz. Takvimlendirilmiş. Battı çıktı 1.5.2018'de. Şu ana bugüne kadar bitmiş olması lazım. Köprü 1.9.2026 tarihinde. Asfalt 1.10.2022 tarihinde. AVM 1.10.2022 tarihinde. Asfalt bir daha yazılmış. 1.6.2026 tarihinde. Otopark 1.6.2023. Bunların toplamı 25.484.579 lira arkadaşlar. Geçiyoruz ikinci kısma. TOKİ'den. TOKİ'ye bizim borcumuz 31.12, tekrar ediyorum, 17 itibariyle 17.497.867 lira. Ödeme tarihi 20.12.2027 tarih. Şimdi bunlar çok ileri tarihler. Şurada bazı günü geçmiş tarihte bir tane var. Şimdi diğer borçlar arkadaşlar, işçi memurları neden nasıl oldu bilmiyoruz. 10.439.797 lira işçi memura borç. Ha, bunun da ödemesi 30.11.2028 arkadaşlar. Gelelim memur kısmına. Memur kısmına da memur ise sosyal güvenlik primleri prim midir, ceza mıdır? Kesin belli değil ama borç ortada. 595.490 lira 4.8.2020 tarihinde ödenecek denmiş.
banka kredileri. TEP kredisi 2018'de bitmiş olması lazım. 1 milyon 194 bin. Halk Bankası'na kredi 7 milyon 36 bin 624. Halk kredi gene 7 milyon 559 bin 397. Bu 2 7 14 14 500 küsur oluyor. Bunların da ödeme tarihleri birisininki 2022'nin 11. ayı, diğerininki de 2022'nin 12. ayı. Bundakilerin, sonrakilerin toplam rakamını vereceğim. Vadeleri yazılmamış. Şimdi burada TEDAŞ'a borcumuz var. Vergi dairesine borcumuz var. Yapılandırılması olmuştur muhakkak. BAKA'ya var. Karşeve var. Belediye birlik var. BAKAP var. DSİ var. Ayrıca arsa alım, Hacettepe şey neyse, illere, ihalelere, piyasaya 9 milyon küsür. Temlikler 3 milyon. Bunların toplamı da 31 milyon 578 bin. Tamamı bunun arkadaşlar 105 milyon 033 bin 589. Çok az kısmı kısa sürede, hatta süreleri de geçmiş, ödenmiştir. Geri kalan borç olarak kalan kalemler bunlar. Ve bu şeyin arkasında 5 kişilik heyetin imzası da vardır. Bu belediyenin dosyasında mevcuttur. Ha biz mali müşavirler biraz herhalde çok bilmişlik mi yapıyoruz, ne yapıyoruz? Bizim kendi dosyamızda kalanlara nedense kendi imzamızı atmıyoruz. Ama bu belediyede var ve bu işle birlikte çalıştığım, çok sevdiğim hangi arkadaşımız olursa olsun arkadaşımızla birlikte çıkardığımız bir şey. Hocamın televizyonlarda sizin karşınızda açıkladığı bu rakamları, bu 2017'nin rakamı demesinden ben çok mutlu oldum. Tesadüf etti de görüştüm. Bu rakam doğru rakamlardır arkadaşlar. Sözün sonu bu. 2018 yok. İki tane 2018 var. Yok. 2018'in borçları. 2019'da çıkıyor. 2018'in borçlarını soruyoruz. Biz 2018'in borçları yok. Onlar 2018'in hesapları. Arkadaşlar bakın 2018'in hesaplarını şu anda incelemeye başladık. Biz gene ekip olarak yine aynı arkadaşla ben bunun daha yarısına gelmedik. Şimdi biz 2018'le ilgili size hiçbir rakam, hiçbir hesap veremeyiz. Çünkü sonuçlandırılmış bir şey yok. Ne diyeceğim ben size 2018'i verirken? Amin, Allah razı olsun derim. Teşekkür ederim. Son olarak bu işçi emeklilerine 10 milyon olarak söyleyeyim. Soru kısmına sonradan geçsek. Kayıttan sonra. Tam olarak yok dedim. Orada şimdi memur bakın bunların zamanı var. Zamanı verilmiş abisinin. 2020. SSK memur, 2020'de. Memurlar 2020'de bitecek. 595 bin lira. Çok bir rakam değil. Ondan sonra aşağıda ha, memur kısmı olarak işçi. İşçiler de 3-11-2028 nedir bu işçiler? Nasıl onayladın? İzzet abi onu. Parayı alan onlar, veren onlar, ödeyen onlar. Biz değiliz. Biz sadece gördüklerimizi. Biz gördüklerimizi yazıyoruz hocam buraya. Yani işin şeyi bu. Yapısı bu. Ha bundan sonra gene gelir. Vadeler uzundur, kısadır. Bu sizin takdirinize kalmış bir şey. O bizim işimiz değil. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İzzet Bey'e. Tabii bizi bu yola sevk eden neydi? Bir belediyenin bir gazete diyor ki bugünkü Karabük Belediyesi borçsuz belediye. Sadece bak borçsuz belediye diyor. Ve Türkiye'nin en zengin belediyesi. En zengin belediyesi. Bunların gerçekle alakasının olmadığı. Bu bir resmi evraktır arkadaşlar. Gazete olarak değerlendirmeyin. Burada belediyenin logosu varsa bu resmi evrak hükmündedir. Onu da burada arz etmek istiyorum. Bunu belediye dağıttığına göre bu geçerli, doğru bir evrak olarak algılanması gerekiyor. Ama bu kadar kesin, yani hesap tetkik komisyonu tarafından borcu vardır derken, kendisinin belediyenin borcu yoktur diyerek halkı yanıltmasını da anlamış değiliz. Borç yapabilirsin,
Karabük halkının hizmetine kullanmış olabilirsin. Efektif kullanmamış olabilirsin. Ama daha biz diğer sayfaya geçemedik. Yani seçim bitiyor ama biz ilk sayfada kaldık. İlerleyen günlerde de bu gazetenin içerisinde ne var onu anlatacağız. Yumurta hesaplarıyla bu borcun olmadığını anlattı. Bizim elimizde başka şeyler de var, dokümanlar da var. Bir de faiz giderleri var. Senin borç niye verilir? Aldığın paranın karşılığını da ödersin. 2017 yılı içerisinde de 8 milyon lira faiz giderleri var belediyenin ödemiş olduğu. Değerli arkadaşlar, tabii belediye başkanının söylediği gibi mali işler çok önemli. Ama bir konuda da sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün varlık binası olarak kullanılan bina, biliyorsunuz 2009 seçimlerinde gündem maddesiydi. İyi hatırlıyorsunuzdur. 2009 seçimlerinde bu bina tamamlanmış. Dönemin belediye başkanı Hüseyin Erer belediye binasına taşınmıştı. Rafet Vergili de o binaya taşınmayacağını deklare etti. Allah da ona belediye başkanlığını nasip etti. Gerçekten taşınmadı. Bina atıl bırakıldı. Atıl bırakılan bina çürümeye başladı. Halk itiraz etmeye başladı. Milli servet neden heder ediliyor diye. Bir arayış içerisine girildi. AVM yapılmaya karar verildi. Olmadı. Satılmaya karar verildi. Olmadı. Kiraya verilmeye çalışıldı. Olmadı. Neticede o gün yeni kurulmuş bir üniversitenin rektörü olarak hocam bu binayı sana verelim dediler. Siyasi konjonktürü biliyorsunuz. AK Parti seçimi kaybetmiş. MHP belediye başkanlığını kazanmış. Siyasi bir çekişmenin, gerilmenin olduğu bir ortamda rektöre böyle bir taleple geldi belediye başkanı. Ben tıp fakültesini açmışım. Tıp fakültesine öğrenci almak için gayret gösteriyorum. Alırım dedim. Protokol imzaladık. Protokol konuşmamda da çok kısa. Bu binayı bize tahsis ettiği için Karabük Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz diyoruz. Diyor ki ben diyor üniversiteye bu kadar katkı sağladım ama diyor o binayı değerlendiremedi, beceriksiz kaçtı diyor. Beceriksiz o binayı bırakıp kaçtı diyor. Şimdi burada basın mensubu tüm arkadaşların elini vicdanına koymasını istiyorum. O binayı üniversitenin gelişmesi için mi o binayı üniversiteye vermek istedi? Yoksa şehrin veya siyasi baskıdan çekindiği için mi? Ben o binayı aldım. Ben rektörüm, üniversitemi geliştirmek istiyorum. YÖK'e yazı yazdım. Tıp fakültesini kurduk. Tıp fakültesine öğrenci almak istiyoruz. Belediye, Karabük Belediyesi de bu binayı bize tahsis etti. Öğrenci verilmesini arz ederiz. YÖK'ten elemanlar geldi. İnceleme yaptı. Ve baktılar ki hastane yok. Tıp fakültesinin binası eğitime uygun değil. Öğretim üyesi yok. Laboratuvar yok. Dediler ki hocam senin şevkini kırmak istemiyoruz. Biz size öğrenciyi vereceğiz. Ama o günkü adıyla Zonguldak Karayelmaz Üniversitesi'ne öğrenciyi vereceğiz. Siz eksiklikleri giderdiğiniz zaman öğrencilerin Karabük'e gelmesine müsaade edeceğiz. Tutanaklarda vardır. Aldığımız binanın çatısı yok. Monoblok diyorlar. Bir izolasyonla kaplanmış. Ama izolasyon kırıldığı için tüm yağan yağmurlar bodruma kadar iniyor. Bütün kaplamalar kalkmış. Bütün musluklar sökülmüş. Çünkü atıl olarak duruyor. Yani yıllarca boş kaldı. Elektrik düğmeleri çalınmış. Ve binanın altından da
yani abarttığımı söylemeyin. Bir metre su çıkıyor. Bir kocaman böyle bir havuz yapmışlar, motopomplar koymuşlar. Biz bina neticede milli servet. Çatısını yapmaya kalktık. Çok masraf ettik. Ama baktık ki öğrenciyi alamadık. Orayı yapmaya bütçemiz yok. Belediye başkanından yardım istedik. Buranın tadilatını yapalım diye. Ama maalesef yardım edemeyeceğini söyledi. İşte o tarihlerde üniversiteye tıp fakültesi açıldı, açılıyor, öğrenci geldi, gitti derken 2014 seçimleri atlatıldı. Kazasız belasız atlatıldı. Ama şimdi 2019 seçimlerinin yaklaşıldığı görülünce o bina sıfırdan tekrar yapıldı arkadaşlar. Gidiyorsunuz değil mi valilik binasına? O döşenilen granitler, mermerler, kağıtlar hepsi belediye tarafından yapıldı. Ve valiliğe 17.683 metrekarelik bir alan tapusuyla birlikte bila bedel valiliğe devredildi arkadaşlar. Bila bedel. Kendi binası ipotekliyken bu kadar borcu olan bir belediye bu kadar bonker davranmasını anlamış değilim. Benim hesaplarıma göre yani binaya yapılan masraflar, bir yapım masrafı var, bir tadilat masrafı var, bir arazi durumu var. Bunları hesapladığımız zaman 40 ile 50 milyon arasında bir bağışta bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Karabük Valiliğine, hazinesine bu bina tahsis demiyorum. Tapusuyla beraber verilmiştir. Bunun karşılığında hiçbir şey alınmamıştır. Bundan önceki bir programda sorduğumda sen diyor hesabı bilmezsiniz. Bizim verdiğimiz bina 5 lira, bizim aldığımız bina 15 lira diyor. Şimdi neyi aldıklarını sorduğum zaman hiçbir şey alınmamış. Aldıklarına dair bir tapu yok. Çünkü tapunun üzerinde de aynen yazdığı bila bedel olarak yazılan tapular da burada arkadaşlar. Eski valilik binası da yeni valilik binası da hazineye kayıtlı. Valilikten veya devletten bir kez daha o binayı istemiş olsan devlet sana asla tapusunu vermeyecek, sadece tahsisini yapacaktır. Belediye desen ki ben şu amaçla bu binayı bana verir misin dediği zaman işte siyasiler araya girecek, tapusunu asla vermeyecek. Sadece diyecek ki bu binayı sana tahsis ettim. Karabük halkının burada çok büyük bir kaybı olmuştur. O bina çok farklı şekilde değerlendirilebilir. Tapusu değil, tahsisi verilebilirdi. İleriki zamanlar için o bina ipotek olarak kullanılabilirdi. Ama bunların hiçbiri değerlendirilmemiştir. Şimdi basın aracılığıyla Karabük halkına duyurmak istiyorum. Bu binanın yapım maliyeti ne kadar? İlk yapım maliyeti. İki, bu binaya Karabük Üniversitesi ne kadar tadilat masrafı yapmıştır? Üç, belediye ne kadar tadilat masrafı yapmıştır? Dört, valilik buraya ne kadar tadilat masrafı yapmıştır? Beş, bu bina neden bedelsiz olarak hazineye devredilmiştir? Bir ihtiyaçtan mı yoksa siyasi gelecekten mi? Ki bunun cevabını da Karabük halkı verecektir. Ben diyor hesap uzmanıyım. Ben bu belediyeyi yönetirken Koç Holding'de böyle bir yönetim anlayışı yok. Avrupa zaten bu belediye yönetim sistemini görse Avrupa'nın en iyi belediyesi olarak bizi seçer diye değişik beyanatları var. Ben de diyorum ki Koç yönetiminde böyle bir şey olmaz. İkinci bir örnek vermek istiyorum. Kendisini para uzmanı, finans uzmanı ve kriz yönetimi uzmanı olarak görüyor. Biliyorsunuz 2007 yılında Hüseyin Erer'in bir öğrenci proje evleri vardı. Bahattin Gazi yurdu biliyorsunuz. 60 dönüm arazi içerisinde
14 Mart 2007 tarihinde TOKİ ihaleye çıkıyor. 16 milyon 765 bin lira bedelle bina yapılıyor. Daha sonradan öğrendim. Hüseyin Erer, belediye başkanı, dönemin belediye başkanı, o binanın içerisindeki çevre düzenlemesini, istinat duvarlarını, asfaltlarını kendisi yapıyor. Yapılmış, kredi yurtlara kiraya verilmiş olan bina yıllar sonra 9 milyon lira civarında bir bedelle satılıyor. Koç Holding'de böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Eğer Koç Holding'de mevcut belediye başkanı yöneticilik yapmış olsaydı 8'de işe başlasa 9'da kapının önüne koyarlardı. Karabük halkı bu gerçekleri biliyor. Bu oranları devam ettireceğiz. Daha bedeli altında neler satıldığını, belediyenin ne kadar zarara uğratıldıklarını anlatacağız. Keşke başarılı olsaydı. Keşke borçsuz bir belediye bize devretseydi. Keşke tamam valiliğe binayı vermek istiyordu. Keşke tapusunu değil de kullanma hakkını verseydi. Valilik orayı kullanmak istemiyor arkadaşlar. Valilik orayı kullanmak istemiyor. Valilik de yeni bir bina arayışı içerisinde. Onu da siz zaman içerisinde göreceksiniz. Yeri belirlenmiş, projeleri çizilmiş. Hani bu valilik binası olacaktı? Size soruyorum. O zaman bu yerler neden alındı? Bu projeler neden çizildi? Bu bina neden elden çıkarıldı? Hani çok başarıdan bahsediyoruz ya. Hani para uzmanıydık, hani finans uzmanıydık. Siyasi gelecekler uğruna Karabük'ün geleceği pazarlanamaz arkadaşlar. Onun için biz geldiğimiz zaman daha güzel bir anlayışla, eğer sadece o valilik binası satılmış olsaydı Karabük'ün bütün yolları cam gibi asfalt olurdu. Kaldırımları kara beton değil, başka şehirlerdeki engellilere uygun renkli taşlardan, mermerlerden yapmamız mümkündü. Tüm asfalt parası, şimdiye kadar yapmış olduğu asfalt parası 12 milyon lira arkadaşlar. Şimdiye kadar döktüğü asfalt parası 12 milyon lira. 40 ile 50 milyon liralık bir binayı bedelsiz olarak hazineye devretmiş. Belediyeyi ve Karabük halkını zarara uğratmıştır. Her yapmış olduğu işler buna benziyor. Örneği arttıralım mı? 200 evlerde pazar yeri otopark. Yok hocam, orası çok elverişli. Herkes can atıyor, herkes alkış tutuyor. 100. yılda AVM. Mehmet Bey, kaçıncı kez ihaleye çıktınız? Orayı, siz biraz yapma, benim dudağım kurudu. Orayla ilgili siz bir, bu belediyenin son yapmış olduğu, Mehmet Bey'i tanımayanınız var mı? Bir kendinizi tanıtın Mehmet Bey. Bir su ver bize. Mehmet Çetin, belediye meclis üyesi ve aynı zamanda encümen üyesiyim. 5 yıllık süre içinde, yani en az önce toplu satış için ihaleye çıkıldı. 35 milyon civarında bir rakam düşünülüyordu. Ama hiç talep olmadı komplesine. Sonra parça parça satışa çıkıldı. Yine hiç talep olmadı. En sonunda kiraya verme şeklinde. 100 küsur tahmin ediyorum orada iş yeri var. 8 tanesini falan ancak şu an kiraya verebilmiş durumdayız. Oranın durumu da bu. Tamam mı Mehmet abi? Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Karabük Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırımlar efektif değil. Her yapılan iş tekrar bir tadilata ihtiyaç duyuluyor. Ama bugüne kadar bunları kimse gündeme getirmemiş, getirememiş. Bunun da üzüntüsü içerisindeyim. Az önce Cumhur Bey de ifade etti. 78 plakalı vilayet merkeziyiz. Ama bir vilayet olma özelliğini taşımayan bir şehirde yaşıyoruz. Siyaset yapıyoruz. İl müdürlüklerini, fabrikaları geziyoruz.
Karabük'te çalışanların %50'si Karabük'te oturmuyor arkadaşlar. Buraya oturmaya değer görmüyorlar. Öyle kurumlar var ki il müdürlüğü, il müdürü dahil sayıyoruz. 4 kişiyi çıkarabiliyoruz Karabük'te oturan. Projelerimizi anlatıyoruz. Gönüllerinin bizde olduğunu ama oy kullanamayacaklarını, il müdürlüğünde sadece 4 kişinin Karabük'te oy kullandığını söylüyorlar. Bu şehrin rekabet gücü olur mu arkadaşlar? O insanlara bir şey diyemedim, kızamadım. Niye Karabük'te oturmuyorsunuz diye? Çünkü bu şehrin yöneticisi, bu milletin temsilcisi, Karabük halkının temsilcisi de Karabük'ü oturulur bir değerde görmüyor. Kendisi de Safranbolu'da ikamet ediyor. Burada yanlış giden bir şey yok mu arkadaşlar? Hafta sonları da zaten Karabük'te bulunmuyor. Cuma gün öğleden sonra gidiyor. Cumartesi, pazar dışarıda. Pazartesi gün öğleden sonra geliyor. Kendi işleri vakit buldukça da belediyenin işlerini takip etmeye çalışıyor. Ondan sonra da diyor ki hükümet bize bir şey yapmadı. Siz hangi projeyle hükümetten ne istediniz? İstanbul'a gittiğinizin %1'ini düzeltiyorum, 1000'de 1'ini eğer Ankara'ya iş takibine gitmiş olsaydınız, bu yapılacak işlerin büyük bir kısmı şimdiye kadar çözülmüş olurdu. Bu ülkenin merkezi İstanbul değil, bürokrasinin merkezi Ankara'dır. Bakanlıklar Ankara'dadır. Ben mevcut belediye başkanının belediyenin bir işi için Ankara'ya hiç gittiğini duymadım. Milletvekilliğim döneminde beni ziyarete geldi mi? Hayır, gelmedi. Hiçbir talebi oldu mu? Olmadı. Ama Karabük Belediyesi'ni çok iyi yönettiğini, Koç Holding'in bile böyle yönetilmediğini çok değişik şekilde ifade ediyor. Takdiri de ben Karabük halkına bırakıyorum. Biz kendi projelerimizi zaman içerisinde anlatmaya devam edeceğiz. Bu projelerin yolu İstanbul'dan geçmez. Bu projelerin yolu Ankara'dan geçer. Karayolları Ankara. Devlet su işleri Ankara'dadır. 7/24 saat bu işleri takip etmek üzere yola çıktım. Ben iş adamı değilim. Ben bürokratım. Ben rektörlüğüm döneminde de haftada 3-5 günü Ankara'ya gidip gelmişimdir. Benle çalışan arkadaşlara sorun. Sabah namazı çıkmışımdır. Mesai başlarken YÖK'te, bakanlıkta işimi çözmüşümdür. Öğlen olmadan Karabük'e gelmişimdir. Karabük'e gelmişim. Arkadaşların çoğu zanneder ki benim evden geldiğimi zannederdi. Öyle gün oldu ki sabah Ankara'ya gittim. Geldim burada, işi hallettik. Tekrar Ankara'ya gittiğim onlarca gün olmuştur. Sen işini takip etmezsen kimse senin işini takip etmez. Onun için bugüne kadar Ankara'dan Karabük Belediyesi bir proje karşılığında bir değer alamamıştır. En son Çevre ve Şehircilik Bakanımız Karabük'e geldiği zaman bunu anlatacağım ve bırakacağım. Onu bir televizyon programında da anlattım. Tabii bu işleri bakan olduğu için valilik organize ediyor. Yine Niyazi Bey de olmak üzere dördümüz Çevre ve Şehircilik Bakanını Karabük'e davet ettik. Belediye başkanı adayı olduğumu, şehirde inceleme yapmasını ve bizim belirli taleplerimizi yerinde görmesini ve bize destek olup olamayacağının orada yerinde söylemesini arz ettik. Bakan Bey çıktı geldi. Çarşamba günü davet ettik. Cuma günü akşam geldi. Öyle değil mi? Cuma günü akşam geldi. Tabii kimlerin davet edileceğini biz bilmiyoruz. Cumartesi günü toplantı var. Dediler Karabük Belediye Başkanı, davet ettik, gelmedi efendim dediler. Mazereti var dediler, daha doğrusu. Mazereti var. Bakan Bey şehirde beklentileri değerlendiriyor. Vali Bey dedi ki Keltepe Kayak Merkezi'nin inşaatını bitirmek üzereyiz.
Ancak yol sıkıntımız var. Yolun yapılabilmesi için 6 milyon liraya ihtiyacımız var. Bakan Bey, Vali Bey dedi, kredi kullandıralım. Krediyi nereden kullanacak? İller Bankası'ndan. Vali Bey dedi ki, durumumuz kredi kullanmaya hiç müsait değil dedi. Bakan Bey ile İller Bankası Genel Müdürü bir görüşme yaptı. Bakan Bey, yaz. 3 milyon hibe, 3 milyon kredi. Doğru mu? Doğru. Vali Bey devam etti. Efendim dedi, ben 76 köyde köy konağı yaptırıyorum. İnşaatlar yarım kaldı. Mali desteğe ihtiyacımız var. Ne kadar? 2 milyon lira. Yaz. 2 milyon lira hibe. Vali Bey devam etti. Efendim dedi, ben köylerin çöplerini topluyorum. Kamyon 2 veya 3, orayı yanlış söylemeyeyim. 2000 tane de çöp konteynerine ihtiyacımız var. Bakan dedi ki, sayın valim 2000 tane çöp konteynerini nereye koyacaksın? Efendim dedi, ne projeleri gerçekleştiriyoruz? Onun için o çöp konteynerlerine ihtiyacımız var. Yaz. 3 çöp kamyonu, 1100 çöp konteyneri hibe. Doğru mu? Doğru. Daha sonra Safranbolu'nun kayyumu gündeme, yani konuşmaya başladı. Efendim dedi, biz Barış Mahallesi'nde bir millet bahçesi projemiz var. Yeri hazır, projesi hazır. Mali desteğe ihtiyacımız var. Projenin içerisinde bisiklet yolları, yürüme yolları, spor tesisleri, kafe, kafeteryalar var. Mali desteğe ihtiyacımız var. Ne kadar? 4 milyon lira. Tamam dedi Kaymakam Bey, kredi kullandıralım. Efendim dedi, kredi kullanmaya durumumuz hiç müsait değil. Ne yapacağız? Yine İller Bankası'yla bir görüşme sağlandı. Yaz. 3 milyon lira hibe, 1 milyon lira kredi. Kaymakam Bey bir anda heyecanlandı. Doping aldı hemen. Efendim dedi, eski Safranbolu'da da dedi, bizim dedi otopark sorunumuz var. Projemiz hazır, paraya ihtiyacımız var. Ne kadar? 2 milyon lira. Dedi ki, Kaymakam Bey, kredi kullanmıyorsun, ne yapacağız? Yaz, 2 milyon lira hibe. Efendim dedi, biz dedi Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım'ın mihmandarlığını yaptığı sıfır atık projesini Safranbolu'da uygulamak istiyoruz. Mali destek istiyoruz. Ne kadar? 10 milyon lira arkadaşlar. Safranbolu pilot bölge seçildi ve 10 milyon lira sıfır atık projesine para verildi. Diğer belediyeleri anlatmıyorum. Onlar da geldi, kendi projelerini anlattılar ve onlar kendi desteklerini aldılar. Sonra bizim önümüze bilgi notları gelmiş. Baktık, biz belediyecilik, yani İller Bankası'ndan para hangi belediye ne kadar almış bilme şansımız yok. Son o 3 yıl içerisinde Safranbolu Belediyesi İller Bankası'ndan hibe ve kredi olarak 25 milyon lira para almış. O gün kaç lira aldı? 10, 14, 16. 41 milyon lira son 3 yıl içerisinde Safranbolu Belediyesi hibe ve kredi alırken Karabük Belediyesi'nin, Karabük halkının almış olduğu hibe ve kredi ne kadar? Size soruyorum arkadaşlar. Yok. Kim kaybetti? Karabük halkı kaybetti arkadaşlar. Onun için ben Türkiye'nin en zengin belediyesiyim. Benim paraya ihtiyacım yok. Devlet yaparsa yapar, yapmazsa ben yaparım. Ben Kardemir Kavşağı'nı yapmak için milletvekili olarak, tabi o zaman bizlik milletvekili, 2,5 yıl emek vermişim. Projesini hazırlamışız. Kazma vurulacak aşamaya gelmiş. Yine aynı ekiple Ulaştırma Bakanlığı'na gidiyoruz. Efendim, milletvekilliği dönemimde uğraştığımız, emek verdiğimiz, Karabük'ün kronik bir sorununu çözecek Kardemir Kavşağı'yla ilgili biz bir beyanat vermek istiyoruz. Verebilir miyiz? Bakan verebilirsiniz demiyor. Genel müdür ne soruyor? O oraya soruyor.
verebilirsin dedi. Maliyeti 300 milyon lira. Maliyeti 300 milyon lira. Hemen o geldik projeyi açıkladık. Mevcut belediye başkanı bu proje mi diyor? Bunlar bir tane yapacak. Ben Cuma pazarından Safranbolu'ya kadar kesintisiz trafik akışını bir yıl içerisinde sağlayacağım. Bir yıl içerisinde. Hemen oradan nokta nokta bir şey gösteriyor. Proje falan yok. Şimdi zaten belediye borç batağına girmiş. Borçlu değil mi İzzet abi? Yanlış olmaz. Borçlu. Belediye borçlu. Bunu bir kere kabul edeceğiz. İster yumurta hesabıyla yap, ister boncuk hesabıyla yap. Bu belediye borçlu arkadaşlar. Şimdi Cuma pazarından Safranbolu'ya kadar kesintisiz trafik akışını sağlayabilmek için 7 tane kavşak yapman lazım. 7 tane. Ve bunların bir tanesi 300 milyon liraya mal oluyorsa bu bir borçlu belediye bunu nasıl yapacak? Bir yıl içerisinde yaparım diyor. Ben de soruyorum. Ya bu senin elinde sihirli değnek vardı da 10 yıldır bu eziyeti bize niye çektirdin? Niye çektirdin? Yani ilk 5'te yapamadın, ikinci 5'te yapamadın da üçüncü 5'te bunu nasıl başaracaksın? Onu da ben Karabük halkının takdirlerine sunuyorum. Bizi dinlediğiniz için, buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sorularımız varsa tabii il başkanımız kalan kısmını yönetecektir. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Başkanım, siz de zaman zaman muhatap olduğunuz bir soruyu soracağım.